Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün size bir havacılık kitabını tanıtacağız ama arkasında çok ilginç bir hikaye var. İkinci Dünya Savaşı'nda uçan kanat tasarımı ilk olarak Almanlar üzerinden ortaya çıkıyor. Daha sonra savaşın hemen arkasında Türk Hava Kurumu uçak fabrikasında THK-13 olarak adlandırılan bir uçan kanat planör tasarımı yapılıyor. Gerçekten o yıllarda havacılık açısından çok ileri bir proje. Bu projenin hikayesini özellikle Türk Hava Kurumu ve sivil havacılığımız üzerine araştırmalar yapan Mustafa Kılıç, daha önceden bastığı bir kitap vardı, tekrar revize ederek bu kitabı, Uçan Kanat kitabını tekrar yayınladı. Bu videomuzda Mustafa Bey ile hem kitap hakkında konuşacağız hem de Türk havacılık tarihinin pek fazla bilinmeyen THK-13 uçan kanat tasarımıyla ilgili bilinmeyenleri beraber konuşacağız. Merhaba Mustafa Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim Tolga kardeşim. Sizler nasılsınız? Koşturuyoruz. Yaramazlık yok. Sizler yeni kitap çıkınca hemen edindik. Çok teşekkürler. Kitabı da tabii şöyle ekran tam olarak gözüksün. İmzaladınız, yolladınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve böylelikle yeniden THK-13 hayatımıza havacılık meraklıların ulaşmış oldu, girmiş oldu. Bunu tabii genç arkadaşlarımız bu konuyu çok fazla bilmeyebilir. Sizden biraz tarihini, bu projenin nasıl olduğu, ne yapıldı, sonra da kitaba döneceğiz. Ben müsaadenizle soruma başlamak istiyorum. Malum Türk Hava Kurumu'nun bir uçak fabrikası var. 1930'lu 40'lı yıllarda devam eden bir üretim var ve Türk Hava Kurumu'nun ana görevlerinden biri de uçak fabrikası. Bu fabrikada sizin daha önceki bir eseriniz vardı. Türkiye'deki Polonyalı havacılarla ilgili. Ve Polonyalı havacılar, bildiğim kadarıyla, yanlışsam lütfen düzeltin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'ye sığınıyorlar ve Türkiye onları uçak fabrikasında farklı projelerde çalıştırıyor, görev yapıyorlar. Ve savaş bittikten sonra onlar geri dönmeye başlıyor. Ve fabrikada artık eğitimlerini tamamlamış Türk mühendisleri görev yapmaya başlıyorlar. Ve karşımıza da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu fabrikanın en önemli projelerinden biri THK-13 çıkıyor. Bu proje nasıl başlıyor? Biraz anlatır mısınız bize? Tabii Tolga'cığım, ama öncelikle konuya girmeden önce sana özel bir teşekkür etmek istiyorum. Uzun yıllardır seni tanıyorum. Havacılığa, havacılık tarihine, genç havacılara çok önem veriyorsun. Ve bu uğurda çok mücadeleler verdin. Çok güzel paylaşımlar, programlar yaptın. Ben öncelikle, hemen başlamadan önce, sana bu konuda gerçek bir havacı olarak teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki sizler de varsınız. Biz sizin eserlerinizi, çalışmalarınıza bir ayna tutuyoruz. İnsanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Şimdi Uçan Kanat projesi benim, aslında Uçan Kanat biliyorsun, sen çok iyi biliyorsun, benim ilk kitabımdı o. Ve bütün gelirini de Türk Hava Kurumu'na bağışlamıştım. Maalesef o dönemlerden kaynaklı Uçan Kanat kitabı havacılara çok ulaşamadı. Ama aradan uzun yıllar geçti. Yine tesadüftür ki 13 yıl sonra THK-13'ü bir kez daha tıpkı basım veyahut da biraz daha genişletilmiş bir basım olarak basma şansına eriştik. Çok da güzel tepkiler aldım. Bunu da yaptığımız için de çok mutluyum. Senin soruna gelecek olursak, bu hikaye nasıl başladı hikayesi? Biliyorsunuz Türkiye'de Tomtaş, Kayseri'de başlayan bir havacılık fabrikası, hava fabrikası, uçak üretim için girişimler var. Arkasından Veci Yurtmuş'un küçük de olsa kendi çapındaki bir girişimi, Selahattin Alan'ın bir mücadelesi, Nuri Demirağ'ın bir Beşiktaş'taki Gökokulu çalışmaları, havacılığa olan etkileri var. Ve sonrasında 1940'lı yıllara geliyoruz. İşte Türk Hava Kurumu bir kez daha orada devreye giriyor. Ve daha önce Ankara Akköprü'de planör tamirlerinin ya da planör üretimlerinin yapıldığı küçük bir atölye var. Şimdi Akköprü, biliyorsunuz, o dönemlerde daha çok kerestecilerin olduğu bir yer. Dolayısıyla oradaki o şartlardaki uçakların tamiri, onarımı daha rahat oluyordu. Ve 1925 yılından itibaren Türk Tayyare Cemiyeti almış olduğu uçakların ufak arıza ve onarımlarını orada yapıyordu. Fakat 10 Haziran 1940'ta bir belge, net olarak söylüyorum, Polonyalıların, senin de vurguladığın gibi, Dünya Savaşı'ndan
kaçarak Türkiye'ye sığınmaları sonrasında bunların başında lider konumda olan Jerzy Wendorski diye bir Polonyalı yüksek mühendis var. Onun teklifiyle Türk Hava Kurumu'nun o zamanki genel başkanı Şükrü Koçak birlikte bir beyin fırtınası yapıyorlar ve Etimesgut'taki yerde Türk Hava Kurumu'nun uçak fabrikasını kurmaya karar veriyorlar. Ve dolayısıyla 1940 yılında Polonyalıların yavaş yavaş diğer arkadaşlarını da getirmeleriyle ve toplamda 36 kişiye kadar ulaştıkları bir havacılık beyni oluşuyor ve uçak üretimleri başlıyor. Şimdi THK uçan kanadı ne dedik? THK 13 dedik. THK 13 bu planörün üretim proje üretim numarası. Yani bu ne demektir? Şimdiye kadar biz 13 proje yaptık. Bu da 13.sü. Yani uçan kanat olacak mantığıyla. Ve zaten sen de biliyorsun THK 16'da da projeler makine kimyaya devredildikten sonra bitiyor. THK 13'nin özelliği şu. 1947 yılında o zaman Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Seyfi Düzgören var. Seyfi Düzgören tabii Türk Hava Kurumu birçok işiyle uğraşırken fabrikanın üretmiş olduğu planörleri ve uçakları maalesef hem Türk Devlet Hava Yolları meydanları işletmesine, hava kuvvetlerine ve kendi ihtiyacının dışında bir yerlere de veremiyor, kullandıramıyor ya da satamıyor. Dolayısıyla fabrika biraz sekteye uğramaya başlıyor. Dolayısıyla yeni projeler düşünülüyor. Bir taraftan da tabii 1925'ten başlayan yabancı uçak üreticilerin Türkiye uçak satma heyecanı 1925'ten beri devam ediyor. O ayrı, çok ayrı bir konu. Belki de uçak fabrikasının biraz da sekteye uğramasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Biraz da dış yardımların da etkisi var. Dolayısıyla bazı spekülasyonlar var. Bunlara çok girmeden THK-13'ü Seyfi Düzgören Paşa o dönemde askerden dönen yüksek mühendis Yavuz Kansu'yu çağırıyor. Bir toplantı yapıyorlar. Hatta Yavuz Kansu onu çok güzel anlatıyor. Çaylı bir sohbet olmuş. Orada diyor ki yani Türk Hava Kurumu uçak fabrikasını hayata geçirebilecek, yani canlandırabilecek, tekrar sansasyonel bir şey ne yapabiliriz? Ama bir taraftan da bütçe çok kısıtlı, mali imkanlar dar. Yavuz Kansu'nun aklına zaten askerden yeni dönüyor Yavuz Kansu ve zaten hem asker döneminde hem öncesinde de senin az önce vurguladığın gibi Horten kardeşlerden başlayan Almanya'daki kanat profili ve kanat planörü ve sonrasında motorluya döndürecekleri. Daha sonrasında da Amerikalıların Northrop firmasının böyle bir çalışması var. Zaten Türk Hava Kurumu uçak fabrikası da kendi genel merkezi de havacılık literatürsünü çok yakından takip ediyor. Bu konuda çok literatür taraması yapmışlar, bilgililer. Zaten meslekleri yüksek mühendis, uçak mühendisi. Ekonomik olması açısından, biraz da sansasyonel olması açısından THK 13 projesini Yavuz Kansu Genel Başkan Seyfi Düzgören'e teklif ediyor. Birkaç konuşmadan sonra da kabul ediliyor. Aslında da bence de çok görselliği olan, çok da güzel bir çalışma diye başlıyor. İlk sorun böyle söylemiş olayım. Şimdi tabii uçan kanat dediğimiz zaman proje tabii çok sansasyonel bir proje ve bir planör, daha önceki işte Horten'in yaptığı bir bombardıman uçağı, Northrop'un yaptığı pervaneli bir bombardıman uçağı ve Türk Hava Kurumu uçak fabrikası da böyle bir iddialı bir projeye girişiyor. O yıllarda bu fabrikadaki THK-13'ün ana malzemesi nedir? Nelerden yapılıyor bu planör? Ana malzeme tamamen ahşap. Tamamen ahşap, sadece işte kumanda gergi telleri falan çelikten. Onun haricinde tamamen ahşap. Hatta notlarda dikkatim çekmişti. Bazı bölümlerin tartıları falan çok bilimsel çalışmalar yapılmış ama buna rağmen bazı parçaların ağırlığından dolayı kontraplak kalınlıklarının falan değiştirilmesi gündeme gelmiş. Hatta bunda da malzemelerin birçok çoğunluğu yerli üretim ağaçlardan, fabrikalardan, Kastamonu'dan getirtildiğini falan biliyorum. Dolayısıyla tamamen ahşap bir proje. Sadece kumanda telleri çelikten. Bir de benim ilgimi çeken çok kısa bir rekor bir sürede bu çok hızlı bir şekilde tasarlanıyor bu proje. Ve arkasından da ilk testlerini rüzgar tüneli testleri yapılması lazım. Tabii bu arada izleyicilerimize bir bilgi verelim. İşte uçak, mühimmat,
Bunun gibi havada uçan ne varsa bu tür testlerinin aerodinamik olarak en verimli yapılacağı yerlerin başında rüzgar tüneli geliyor. Bir de tabii ki hazır tarihin tozlu yapraklı sayfalarını açmışken Ankara'da da aslında o yıllarda bir rüzgar tüneli çalışması var ama sanıyorum faal değil bu proje sırasında. Henüz bitmiş değildi. Zaten Polonyalı mühendislerin gelmesiyle birlikte bir taraftan da Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası kurulduktan sonra akabinde yine Atatürk Orman Çiftliği içerisinde şu an traktör fabrikası olan Gazi Motor Fabrikası, yani Türk Hava Kurumu'nun uçak motor fabrikası da devreye giriyor. Yine Polonyalı mühendislerin öngörüsü ve planlamasıyla. Bu arada bir hem senin de vurguladığın gibi Beşevler'de rüzgar tünelinin yapımı da devam ediyordu. Bitmediği için bu projede şimdi sen de oraya geleceksin sanıyorum. Bu rüzgar testleri bu TAK 10 için nasıl yapıldı konusuna geleceğiz. Rüzgar tüneli olmadığı için de çok tatlı bir şekilde anlatmış Yavuz Kansı. Uçağı planörü test edebilmek için, rüzgar testlerini yapabilmek için o dönemde bir önce üretilen TAK-5 uçağının üzerine çok güzel bir kelimesi var. Onu dashpot diyorlar. Metalin üzerine küçültülmüş TAK-13'ün modelini yapıyorlar. Ve onlar tabii teknik olarak çok bilemiyorum ama belli yerlerine rüzgar ölçümlerini yapabilecekleri aparatlar koyuyorlar. Ve uçağın üzerinde TAK-13'ü uçurarak rüzgar testlerini, çeşitli açılarda rüzgar testlerini yapıyorlar ve çok başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Tabii ki o yıllar için dediğiniz gibi daha rüzgar tüneli faaliyete geçmemiş ve bir uçağın üzerine koyarak bunun testlerini de yapabilmek, en azından gerçeğe yakın sonuçlar elde edebilmek de bir başarı tabii ki. Kesinlikle. Arkasından TAK-13 planörünün, uçan kanat planörünün imalatı başlıyor ve bir test süreci ve tabii ki galiba kamuoyu da bu konuyu merakla bekliyor. Bir doğru. Ne olacak, fabrika neler yapıyor diye. Biraz da bu imalat sonrasında işte kamuoyunun beklentisi ve biraz da test uçuşunu anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi dediğimiz gibi Türk Hava Kurumu sansasyonel, yani çok uç noktada onu vurgulamayayım belki ama kamuoyunda çok ses getirebilecek. Türk Hava Kurumu uçak fabrikasına, uçak üretimine sıcak bakılabileceği bir çalışmayı hedefliyordu. Bu yüzden de Genel Başkan, Türk Hava Kurumu Genel Başkanı olsun, fabrikadaki tüm elemanlar, yani işçisinden mühendisine kadar hepsi yoğun bir çaba sarf ettiler. Hatta Yavuz Kansu, şimdi birçok isim var, hepsi yüksek uçak mühendisi. Kimisi hesapları yapmış, kimisi ustabaşılığını yapmış, kimisi çizimleri yapmış. Yani çok büyük bir ekip, gece gündüz bir an önce bu işi yapalım, Seyfi Düzgören'e ve Türk ulusuna özgün bir tasarım, çok görselliği de çok güzel olan TAK-13'ü meydana getirelim diye büyük çaba sarf etmişler. Ve çabalar sonuçlanınca da tabii test aşamasına geçilecek. Havacı kardeşlerim bilirler, bir uçağın ya da bir planörün hemen prototipinin uçurulması öyle çok kolay bir şey değil. Çok büyük emek gerekiyor ve çok büyük titizlikle çalışmalar. Yer testlerinin yapılması lazım, sıçramalar yapılması lazım. Çok daha teknik konular, onları tabii meslek olarak da çok yakın değilim o konulara ama çok titizlikle çalışmaları yapıyorlar. O döneminde en ünlü ya da o konudan yetkin kişilerini uçağa yedeğinde çekecek, yani planörü çekecek, uçağın pilotundan tutun uçağa planörü kullanacak pilota kadar titiz bir çalışma sonucunda Kadri Kavukçu hocamızı test pilotu olarak seçiyorlar. Yer sıçramaları yapıyorlar. Meydan üzerinde küçük turlardan sonra artık kendilerine iyice güven geliyor. Ve ilk uçuşlarını 26 Ağustos 1948 yılında Kadri Kavukçu kumandasında yapıyorlar. Oradan şöyle bir şey daha var. Tabii çok mutlu oluyorlar bu ilk uçuşta. Biliyorsunuz planörü bir uçağın römorkünde, yedeğinde çekiyorlar tel vasıtasıyla. Kendilerini o kadar güzel motive hissediyorlar ki diyorlar ki ya hazır diyorlar, yedekte uçuyoruz. Ankara üzerinde bir tur atalım, gelelim. Hem gazeteciler hem halkımız bizim yaptığımız şeyi görsünler, bu mutluluğu paylaşalım istiyorlar. Gidiyorlar, Ankara üzerinde tur atıyorlar, hiçbir sıkıntı yok.
Bu sefer ikinci bir özgüven, ikinci bir ne derler coşku. Diyorlar ki Çankaya üzerinde dolaşalım. Cumhurbaşkanımız Sayın İsmet İnönü de bizi görsün diye göğüsleri kabararak o tarafa doğru yöneliyorlar. Fakat işte herhalde sanıyorum oradaki dönüşlerden kaynaklı uçak planörü çeken uçağın çengeli planörden çıkıyor. Dolayısıyla aslında normal mantıkta da uçuşları da planörcüler bilirler. Uçuşlarda da belli bir seviyeye çıkarsınız, sonra start denir ona. Start yaparsınız, yani uçaktan planör ayrılır ve serbest uçuşa geçer. İşte gerek yelken gerek de termik kullanarak havada çeşitli istediği kadar kalabilme imkanına kavuşur. Fakat durum öyle değildir. Çankaya sırtlarında çok fazla uçuş imkanı bulamazlar. Bir mecburi inişe geçer Kadri Kavukçu. Dolayısıyla o dönemlerde Ankara'nın Çankaya'sında şöyle çok düzlük bir yer olmadığı için de inişte her ne kadar kontrollü olsa da ufak tefek arızalar meydana gelir planörde. Yani çökmeler, kırılmalar gibi büyük şok yaşarlar ekip. Ama derhal müdahale ederler. Çankaya'daki muhafız alayının subay, assubay ve erleri de yardımcı olurlar. Orada bir müdahale ile uçağı, planörü pardon özür dilerim, planörü tekrar tamir ederek uçabilecek hale getirirler. Ama tekrar orada askerlerin ve işte subayların, assubayların temizlediği alandan uçağa bağlanarak tekrar havalanırlar. Ama işte aksilik bir kez daha çengelden çıkar. Yani planör yine serbeste düşer. Bu sefer biraz daha aşağı bölgede şu anda Kara Harp Okulu'nun olduğu yerlerde bir mecburi iniş daha yapar. Ama bu sefer maalesef kaza biraz daha hasarlı meydana gelir. Bu ilk coşkuyla başladıkları uçuş denemesi maalesef böylelikle ilk etapta biraz hayal kırıklığıyla son bulur. Buradan da bir mesaj ortaya çıkıyor. Havacılıkla ilgili gerçekten uçuş testleri çok çok dikkatle yapılması gereken, birçok risk içeren ama fazla heyecana, fazla başka bir şeye kapılmadan, planı programı neyse çok zorlamadan yavaş yavaş adım adım çıkmak gerekiyor. Bunu niye anlatıyorum ben? Çünkü birçok izleyicimiz mesela savunma sanayiyle ilgili veya bazen de sivil havacılıkta yeni uçak modelleriyle ilgili videolar hazırlıyoruz. Hemen uçak olmadı mı? Kaç senedir uçuyor bu? Ne oldu? Ne yapıldı? Diye insanlar bekliyor. Gerçekten bir vidanın, bir minicik bir tasarım değişikliğinin bile inanılmaz bir mesai sonrasında yer çalışmasıyla konması, yani bu havacılığın içinde de böyle, geleceğinde de böyle olacak. Bu yüzden bu test aşamalarının ileride yapılacak emniyetli uçuşlar için çok 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 önemli olduğunu ben de böyle bir parantez bilgisiyle anlatmış olayım. Peki bunun sonrasında, bu yaşanan arka arkaya iki mecburi iniş sonrasında test aşamaları nasıl devam ediyor? Şimdi dediğimiz gibi o ikinci zorunlu inişten sonra planör biraz daha büyük bir hasar oluyor. Tabii uçak fabrikası ekipleri başta Yavuz Kans olmak üzere hemen müdahale ediyorlar. Planörü söküyorlar, kamyona koyup Türk uçuşuna götürüyorlar, fabrikaya götürüyorlar. Ama bu ara onu da vurgulayalım. Kadri Kavuşçu da bu istenmeyen inişten sonra biraz yaralanıyor. Onu da hastaneye kaldırıyorlar. Ama çok bir hayati tehlikesi olmuyor. Zaten yeterli emniyet şartlarını da aldıkları için ufak tefek yarayla bu işi atlatıyor. Planörü sökerek Türk uçuşuna fabrikaya götürüyorlar ve tekrardan hemen müdahale ediyorlar çok kısa bir sürede. Bu ara tabii üzücü haber hemen basına da yansıyor. Bazı basınları olumsuz, bazı basınları daha ne derler yapıcı yaklaşıyor. Maalesef orada da tabii Yavuz Kansu ve ekibini üzücü haberleri okuyunca moraller de bozuluyor. Ama tekrar aynı mantıkla çok kısa sürede planörü tekrar inşa ediyorlar. Tekrar yer testlerine başlıyorlar. Bu sefer test pilotunun kim olacağı konusunda konuşuluyor. Yine o dönemin çok ünlü havacılarından bir tanesi var. Cemal Uygun hocamız. Aynı zamanda işte baş öğretmenlik görevini de o dönemlerde götürüyor. İyi bir uçucu, iyi bir planörcü. Bu sefer o test uçuşlarına başlıyor. Yani planör tamirden sonra, aynı planör, birinci planör tamirden sonra tekrar uçuşa hazırlanıyor. Uçuş testleri yine aynı mantıkla yapılmaya başlanıyor. Ufak sıçramalar falan.
Ama meydandaki bir son uçuşta artık iyice yükselmeye karar verirken de Cemal Uygun Hoca'nın kumandasındaki planör yerden 100-150 metre havalandıktan sonra birden o dönemin ifadesiyle sağa kayış ve yatışla beraber yere inanılmaz bir şekilde çarpıyor. Cemal Hoca oldukça ciddi anlamda yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor ama planör parçalanıyor. Onun fotoğrafları falan sanıyorum sizde olacak, onları paylaşırsınız. Onun haricinde çok tabii büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Çeşitli sebepler var. Burada özellikle bir konuyu çok vurgulamak istiyorum. Sen çok iyi biliyorsun ki ben uzun yıllardır özellikle Türk Hava Kurumu konusunda hassasım ve bütün o dönemin havacıları sağken mesela Cemal Uygun Hoca'ya ulaştım. Şimdi hala Cemal Uygun Hoca'nın oğlu Cengiz Uygun abimle de görüşüyorum. Türk Hava Kurumu Müzesi'nin açılışında da Cemal Hocam müzeye gelmişti. Yine o dönemler paylaşmıştı. Cemal Hocam ısrarla planörün tabirinden sonra kanat ucunda bir yani tahtaları birleştiren ya da hangi konumda kullanıldığını bilmiyorum ama bir mengenenin unutulduğu, bu mengenenin uçuşta gerekli kumandayı verdiremediğim için düştüğünü ifade ediyordu. Ama Yavuz Kansu'nun haricindeki kaza Kırım heyetinin de yaptığı incelemelerde bazı ufak tefek şeyler olsa da işin biraz pilotaj hatası olduğu konusunda notlar vardı. Bu tabii Cemal Hocam'ı da çok üzmüştü. Oğlu Cengiz abimi de çok üzen bir konudur. O yüzden yani her ikisini de kitabımda birisi Yavuz Kansu'nun orijinal notlarından olduğu için böyle bir yorumu koymak zorundaydık. Diğer taraftan da Cemal Hocam'ın kendi röportajında ben canlı dinleme şansım da oldu. O da ısrarla bir mengenenin olması nedeniyle planörün Kırım yaptığını söylüyordu. Ben tabii burada da yine bir parantez açmak istiyorum sizi de soluklandırırken. Tabii ki uçak kazaları olabiliyor. Bunlar ne yazık ki havacılığın doğasında var ama bu kazaların çok iyi araştırıp daha bağımsız kurum ve kuruluşlar tarafından raporunun ortaya konması gerekiyor. Şimdi bu tarafta hangisi doğrudur tabii ki bilemiyoruz ama mühendisler biraz kendini koruyup pilotaja dikkat çekmişler. Test pilotu da böyle bir aksaklığın olduğunu ve kumandayı verememesinin nedenini mengene olarak ortaya koymuş. Keşke o dönem içerisindeki hazırlanan raporu görebilsek, ne olduğunu ne bittiğini. Bu aksaklık bugün de devam ediyor. Sivil uçak kazalarında raporlar paylaşılmıyor. Çünkü rapor işte ölen ölüyor, kırılan kırılıyor, sigorta veriyor parasını veya başka hikayeler ama havacılıkta ders almak çok önemli. O derslerin bir daha tekrar edilmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Mengene mi kaldı, başka bir şey mi var veya bir pilotaj hatası mı, neyse artık sorunlar, sonuçlar, çok ciddi araştırmalar bunlar yapılıyor. Bunun ortaya konması ve amaç diğer hava araçlarında bu sorunların olmaması diyelim. Gerçekten hani benim pek batıl inancım yoktur ama hani 13 rakamının uğursuzluğu gibi böyle daha batıda böyle buna inanılır ama gerçekten TK-13 hem test uçuşlarında hem arka arkaya yaşanan aksaklıklar gerçekten şanssız bir proje olmuş. Siz de bu gelişmeleri kitabınızda yer veriyorsunuz. Meraklıları lütfen bu kitabı edinsin. Çünkü Türk havacılık tarihine, mühendislik tarihi için tasarlanması, imalatı sonuçlarıyla gerçekten incelenmesi gereken bir proje. Siz de eserinizde ışık tutuyorsunuz. Bu arada kitaba ulaşmak için öyle internetten hemen sipariş vereyim, geleyim gibi bir durum yok. Özel olarak üretiliyor az sayıda. Mustafa hocamıza ulaşarak, ben açıklamalarda gerekli bilgileri vereceğim, kendisine ulaşarak herkese Mustafa Kılıç imzalı olarak ismine yazarak yolluyor. O da herhalde büyük keyif sizin açınızdan. Zaten amaç o Tolga'cığım. Yani çok satayım, bestseller olsun, ben meşhur olayım, kaygım o değil. Ben çünkü havacılık tarihini 40 yıldır araştırıyorum. Yeri geliyor o kadar çok engelle karşılaşıyorsun. Yeri geliyor kaynağa ulaşamıyorsun, bulamıyorsun. Ben istiyorum ki bizden sonraki genç kardeşlerimiz elle attıklarında havacılıkla ilgili istedikleri alanda bir şeyler bulabilsinler. Hele hele ben böyle spesifik olarak Hava Kuvvetleri emeklisi olmama rağmen sivil havacılığa, Türk Hava Kurumu'na, onun geçmişine
ilgi duyuyorum. O, uzmanlığım da öyle gelişti. Dolayısıyla bu konularda ilgi duyan kardeşlerime imzalayarak göndermekten inan ayrı bir mutluluk duyuyorum. Hatta askıda kitap uygulaması da var, onu da söyleyeyim yani. Ne kadar güzel. Genç arkadaşlarımız iyi dinlesinler Mustafa hocamın söylediklerini. Peki hocam, kaçıncı kitap oldu bu? Yani aşağı yukarı bu aralar biraz vitesi yükselttiniz diyelim. Hangi kitaplarınız var? Biraz da onları anlatırsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim Tolga'cığım. Aslında bu programda hani böyle çok negatif konuşmak istemiyorum ama uzun yıllar önce hazırladığım Türk Hava Kurumu'nun tarihini geliştirdiğim bir kitap çalışmam var şu an. Pandemi döneminde de bana yaradı diyebilirim bu anlamda, araştırma anlamında. Sabahlara kadar yaptığım, toparladığım bir kitabım şimdi yolda geliyor. Onun adı da THK'nın baş harfleriyle Türk Hava Kurumu'nun, yani Türk Havacılık Kronolojisi. Ama Atatürk'ün deyimiyle Türk Hava Kurumu dizinseli dedim. 450 sayfalık bir tarihçe hazırladım. Onun çalışması devam ediyor. Öncesinde biliyorsun Uçan Kanat vardı. Yine bir hava subay olarak ilk birliğim Sinop Ayancık'ın anılarımı bir asker olarak yazmıştım. Yine ondan önce Son Tayyareci diye sizin sitenizde yayınladığım makalelerimi bir kitap haline getirip derlemiştim. Ama bu THK dizinselinden hemen sonra, az önce sözünü de ettiğim Avni Yaykın, şehit Avni Yaykın, o da THK 14 planörünün test uçuşunda şehit olmuştu. Onu da ayrı, kitap çıktıktan sonra ayrı bir anlatım yaparız seninle birlikte. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. İyi ki beni dışarı salmıyorlar. Aşılarımı yaptırdım ama evde oturup havacılık tarihine yoğunluk veriyorum. Açıkçası mutluyum. Vallahi klavyenize sağlık, emeğinize sağlık diyelim. Eyvallah. Yeniden bizi bu kitapla buluşturdunuz. Tabi bu arada ben de şöyle bir göstermek istiyorum. Bu kitap yeni baskısı. Yani sipariş verdiğiniz zaman gelecek olan kitap. Bu da kitabın ilk baskısı. Türk Hava Kurumu döneminde siz matbaa müdürlüğünüz sırasında çıkmıştı ama tabii evet, bu kitabı artık ulaşmak mümkün değil. Evet. Yenisi çıkmış durumda. Meraklı arkadaşlara ben hararetle diyeyim, öneriyorum. Evet. Çok teşekkürler, sağ olun, katıldınız. Bize projeyi detaylı olarak anlattınız. Nice kitaplara diyelim, bu üretiminiz devam etsin ki yazılı eserler tarihimizle, havacılık tarihimizle ilgili dursun. Çünkü Türk Hava Kurumu'nun gerçekten çok eski bir tarihi var. İnanılmaz başarılar da var. Ders alınması gereken durumlar da var. Sizlerden bu çalışmalarınıza devam diyoruz. Ellerinize sağlık diyoruz. Umarız yeni kitaplarınızı tanıtacağımız daha... Ben çok video çekerim, siz de yazdığınıza göre olmaz. Seve yani. Seve kardeşim, seve seve. Senin imzanın olduğu her yerde olduğumu belirtmek isterim. Sana da tekrar videonun başında olduğu gibi havacılığa verdiğin destek, katkı ve emek için gönülden teşekkür ederim. Tüm havacı kardeşlerime, dostlarıma selamlar, saygılar olsun. Baş üstüne, görüşmek üzere. Lütfen Mustafa Hocam'ın kitabını alıyorsunuz. Bu videoları seyretmek için abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz ve ayrıca da bizim havacılık, savunma havacılık konularındaki haberlerimizi, daha doğrusu bir ayrı bölümümüzde Türk havacılık tarihine ışık tutan yazılar var. Onlar için de tolgozbek.com sitesini takip ediyorsunuz. Görüşmek üzere, herkese sağlık dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.